affedersin, zaman geçmiyor. Her şey iyi olacak. Sakın kötü bir şey düşünme. Hayatım, senin hayatta durmaman lazım. Sana gelme dedim, inat ettin geldim. Akif seni bıraksın. Akif... İstemiyorum. Benim de Esma anneyi iyi görmem lazım. İçerideki annem mi ya? Annem mi abi içerideki? Murat. Oğlum sakin ol. Sakin ol. Tamam mı? Esma Sultan içerideki. Merak etme. O torununu görmeden, büyütmeden hiçbir yere gitmez. Merak etme sen. Kan sonuçlarını da bir görsek. Allah aşkına Esma, şunu bana doğru dürüst bir anlatsana baştan. Ne oldu? Çocuklar çıkabilirsiniz. Kızım siz de. Bulgularda hiçbir aksi bir şey yok. Ne oldu anlayamadım. İstiyor... Hiç bakma bana öyle. Bir başıma dört tane deli başla uğraşmak kolay mı zannediyorsun sen? Ne yaptın sen ya? Yazık. Dışarıda böyle aklı çıktı mısın çocukların? Ne yaptılar ki sana böyle ağır bir ceza kesti? E ne diyeceğim ben şimdi onlara? Annelerin ölümsüz olmadığını söylersin. E yaşım belli. Stresin insana yaptığı da belli. Of Esma, of. İbrahim bak. Sen beni tanırsın. Kan kusarım, kızılcık şerbeti içiyorum derim. Sana oğullarımdan dert yanacak değilim. Öyle bir hastalığın arkasına gizlenecek kadar da aciz olmadım hiç. Senden bir şey rica ediyorsam ki ediyorum. Demek gibi bildiğim var. Düşün ne kadar üzülmüşüm ki karşında şu hale düşmüşüm. Senin cihazlarının ölçemeyeceği kadar dertlerim var. İlla hasta olunca müdahale edeceksin bana. Benim doktorum değil misin sen? Baştan müdahale et. Koruyucu tıp denen bir şey var. Ah, ah. Ne kadınsın be Esma Sultan. Ne oldu? Abi annem nerede? Muayenede abi. Ya ben bıraktım da sapasağlamdı, ne oldu? Senin eline ne oldu? Önemli bir şey değil abi. Oğlum nasıl önemli değil? Bir doktora falan gösterin şunu. Abi gerçekten dandik bir kesik. Böyle sonra gösteririm ben size. Anlatın ne olduğunu. Allah'tan Süreyya odasına girerken gürültüleri duydu da haber verdi bize. Yoksa düştüğünden kimsenin haberi olmazdı. Eğer Süreyya olmasaydı vaktinde yetiştiremezdik. Sağ ol Süreyya. Ya abi Seviş'ten falan mı oldu acaba ya? Ne? Odama geçelim mi çocuklar? Biraz konuşalım sizinle. Hayatım sen İpek'le burada kal. Akif kızarsan emanet. Tabii. İbrahim abi konuşsana, bir şey söyle, çağırdın bizi buraya böyle, ne oluyor?
korkutma bizi. Çocuklar, önce rahat bir nefes alın. Bir sakin olun. Şu an korkacak hiçbir şey yok. Şu an derken? Yani olay ne, kalp krizi mi? Hayır, hayır. Sadece spazm. Ama biraz daha geç kalsaydınız, sonuçlarını düşünmek bile istemiyordum. Ne yapacağız peki? Nasıl tedbir alalım biz? İstanbul'a falan mı götürelim? Ne yapalım? Gerek yok. Sadece stresten uzak tutun. Nasıl olacaksa o. Gençler, bakın. Bu korkuyu bir daha yaşamamak için annenizi hoş tutun. İyi dinlendirin. Bir dahakine bu kadar şanslı olamayabiliriz. İş bende değil, sizde bitiyor. Artık Esma'nın kalbi büyük yükleri taşıyacak gibi görünmüyor. Sonra dizemedi demeyin. Şimdi bu hafta dinlensin. Sonra bir efor alacağım. Tam zamanında yetiştirmişiz. Çok şükür. Ah, çok şükür. Sen olmasaydın. Aman Allah, aman Allah. Teşekkür ederim. Akif, aşkım sen de inat etme artık. Akif seni eve bıraksın, tamam mı? Bu halde daha fazla burada kalmam iyi değil çünkü. Tamam mı? Niye, ne oldu ki? Telaştan sana söylemeyi unuttuk. Amca oluyorsun. Ne? Tebrikler. Tebrik ederim. Siz de elinizi çabuk tutun. Arayı fazla açmayın. Beraber büyüsün. Kısmetim. Esma annenin yanına gidebiliyor muyuz? Bence siz beraber gidin eve. Ben işlemleri falan hallederim. Fikret sen de içeriye gir, tamam mı? Ben kızları uğurlayayım. Yanına gelirim şimdi.